Hocam şimdi iş oranlarımız bayağı düşük. Hani gençlerimizin hiçbir tanesi çalışamıyor. Hani çalışan da olduğu zaman direkt organize sanayisinde fabrikalarda çalışıyorlar. Yani adam belki oraya gidemiyor. Şeyi yok yani. Cebinde 5 kuruş parası olmayabilir. Servislerimiz getirip Adliye Kavşağı'na bırakıyor. Oradan direkt çıkıp gidiyoruz. Şimdi o adamın da oradan evine nasıl gideceği meşhur. Yani anlayacağınız Malatya'da iş ortamımız bayağı bir düşük. Suriyeli dolu. Adamlar Suriyeli'ye bir kuruş aşağı vermek için adamlar Suriyeli'ye çalıştırıyor. Yani bunlar hepimiz görüyoruz bunları. Allah bütün hepimizin de yardımcısı olsun. Yani sonumuz hiç iyi değil. Şu anda ekmek olmuş 4 milyon. Gün oluyor evimize ekmek alamıyoruz. Yani birebir buna şahit olduk. Hani bir evinde ekmeği olmayan kişiyi de gördük. Yani diyeceğim şu, Allah gençlerimize zeval vermesin. Rabbim gençlerimizin yardımcısı olsun. Çalışanlar için şimdi mi eskisinden mi? Şimdiki daha iyi. Çünkü asgari ücretlerin yükselmesi. Zaten biraz da bilgisi olsun, tecrübesi olsun, iyi olan işçiler fark almaya başladı. Ve bu yüzden yani maaşlar konusunda bence işçiler şu an çok memnun yani. Ama işveren için tabii ki aynı şeyi düşünemeyiz. Çünkü maaşlar yükseldi. Artık onlara fasonların ne şekilde alırlar. Ama bence yani kısacası işçiler şu an daha karlı yani. Önceden tabii alım gücü daha iyiydi aldığım paraya göre. Şimdi değişti şartlar bayağı. Yani nasıl diyeyim, şimdi bir şekerden örnek vereyim. Şeker o zamanlar 250 liraydı, şimdi 1 milyar. Parayla, maaşla denklemiyor. Onun için alım gücü. Esnaflarda sıkıntı yok. Orta kesim. Tek kişi çalışanlarda sıkıntı var. Yoksa onun malı arttı zaten. Arabasının fiyatı arttı. Esnafın malı artıyor. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı hep orta kesim. Tek kişi çalışanda sıkıntı var. Şimdi çalışanların durumu şimdi güzel. Niye güzel? Asgari ücret zamlandı, emekliye zamı verdi. Yani biraz da yani burada hükümeti kararlamak amaçlı olmayacak. Herkes kendi imkanlarını ayakta duracak. Tabii ki önceden daha iyiydi yani. Şimdiye göre baktığın zaman önceki durumlar daha iyiydi yani. Şimdi ekonomi olarak çok kötü. İnsanların durumu, çalışanların durumu gerçekten çok kötü. Yani ben şu anda Almanya'dan geliyorum da ben burada zor geçiniyorum, zor alışveriş yapıyorum. Ama buradaki insanlara Allah yardım etsin. Çalışanların durumu tabii ki daha önceden daha iyiydi. Şu an alım gücü düştüğünden dolayı ister istemez ne kadar çalışsan da alım gücü düşük yani. Şu an yani isterse asgari ücret 10.000 TL olsun. Zaten ardı arkası kesilmiyor zamların. Ki bir o kadar dolar yükseldikçe aldığımız ürünlerin fiyatları da yükseliyor. Ki görüyorsunuz bugün 26 TL'ye aşkın bir tutarı almış mazot. Tamam aracımız olmuyor olabilir ama sonuç itibariyle yediğimiz içtiğimiz her şey nakliye üzerinden gerçekleşiyor biliyorsunuz. Yani bu noktada gidişatımız umarım daha da iyi olur ama gidişat her geçen gün bir o kadar kötüye gidiyor. Önce hayat bu kadar pahalı değildi. Yani bu kadar çok zam yoktu. Tamam asgari ücrete zam geliyor ama her şey iki katı daha fazla oluyor. Bu yüzden aldığımız maaşlar aslında bizlere bir işe yaramıyor. Yani belki şöyle söyleyeyim hani aldığımız ya en basit markete gidiyoruz mesela aldığımız ürün 20 lirayken şu an 100 lira ödüyoruz. Belki bunlara zam gelmeseydi evet asgari ücret şu an bize çok çok güzel yetebilirdi. Hayatımızı çok güzel idame ettirebilirdik ama her şeye zam geldiği için aldığımız maaş hiçbir işe yaramıyor şu an. Öncelikle yani ekonominin düzelmesi gerekiyor. Düşmesi gerekiyor bazı şeylerin. Kiralar olsun, dediğim gibi market alışverişi yapsak onlar olsun. Her şey çok pahalı, hayat şartları çok zorlaştı. Yani inşallah düzelir ama pek düzeleceğine de inanmıyorum.